Ergün Diler, manşetle saldırı. Dünyada belki de en etkili silah medyaydı. Paranın yanı sıra televizyon, gazete, radyo, dergi, Facebook, Twitter gibi alanlar artık içinde bulunduğumuz çağın imparatorlarıydı. Yapılması istenilen operasyonlarla ilgili bilgiler Londra ya da New York merkezli medyaya verilirdi. Daha sonra orada pişirilen malzeme dünyaya servis edilirdi. Küresel ölçekte büyük Yahudi medya ağına bağlı olan bütün gruplar buna balıklama atlardı atlamak zorundaydı. Uzaklarda suya atılan bir taş gibi dalgalar dünyaya yayılırdı. Şimdi bu medya belli ki Cumhurbaşkanlığı sarayını diline doladı. Bırakmayacaklar. Buradan gelmeye çalışacaklar. Ankara'nın simgesi olan yapı üzerinden içeriği karıştırmayı deneyecekler. Saray konusu ilk önce Financial Times ve The Economist'te yer aldı. İşaret fişeği buradan atıldı. Anında dünyanın her yerindeki Yahudi medyası topa girdi. Diktatör algısı için uzun zamandır çabalayanlar böylece yeni bir malzeme bulmuş oldu. İlk taşın atıldığı iki yayın daha önce defalarca yazdığım gibi Rothschild ailesinindi. Birinde ortağı ünlü İtalyan aile Agnelli idi. Biz bilmesek de Avrupa'daki bazı Yahudi aileler birbirine bağlanarak Atlas Okyanusu'nu geçer ve oraya bağlanırdı. Hem sermayeler hem akıllar birleştirilirdi. Biz ülkemizde birbirimizi anlamaya çaba harcamazken adamlar dünya üzerinde en etkili ağı kurmuşlardı. Ve en büyük kozları hedef ülkelerdeki ayrışma duygusunu gıdıklamaktı. Çıkarları için bu şarttı. Bölerek geliyorlar, parçalayarak gidiyorlardı. Orta Doğu bu nedenle iki yakası bir araya gelemeyen bir coğrafyaydı. Bu bölgeden elde edilen paraları kendi bankalarına alıyorlar, işlettikleri paralarla da medyalarını ayakta tutuyorlardı. Ve bu yolla da istedikleri operasyonları kolayca yapıyorlardı. Ankara dışında kimse de çıkıp buna itiraz etmiyordu. Bunu bildikleri için de Mescid-i Aksa'yı basarak, PKK'yı sokağa çıkartarak ve ile destek yağdırarak bizi sıkıştırmaya çalışıyorlardı. Ama ne kadar haklı olursak olalım dünyaya istedikleri bilgileri veriyorlar ve istedikleri algıyı oluşturuyorlardı. Çünkü ellerindeki silahlar çok güçlüydü. Sayıca az oldukları için seslerinin çok çıkması gerekiyordu. Bu denklem gereğince medyaya sahip oldular. Nasıl mı? Böyle. Walt Disney Company, Bob Iger, Yahudi. Walt Disney Picture Group, Bob Iger, Yahudi. Touchstone Pictures, Joe Roth Yahudi, All Time Warner HBO, Jeffrey Beukes, David Lieberman Yahudi, Viacom, 12 televizyon kanalı, Blockbuster ve Princeton Hall yayın evi. sahibi ve başkanı Summer Rothstein Yahudi, Paramount Pictures, Sheryl Lansing, Yahudi. Sony Corporation of America, Michael Shuloff, David Shuloff, Yahudi. Sony Pictures, Michael Linton, Yahudi. MCA and Universal Pictures, Edgar Bronfman Jr., dünyanın en güçlü beş Yahudi isminden biri, The Associated Press, Tom Curley, Yahudi, New York Times, Boston Globe, New Yorker, Washington Post, Wall Street Journal, Time, Newsweek hepsinin sahibi Yahudi ve CEO'ları da Yahudi, News Corporation, owner Robert Murdoch, Yahudi. 20th Century Fox, Fox Televizyonları, Eurosport, DirecTV's kayın tüm üst düzey yöneticileri Yahudi. New York Times, sahibi Sulzberger ailesi, yayıncı Arthur Ox Sulzberger Jr. Yahudi. Boston Globe, sahibi Sulzberger ailesi, yayıncı Stephen Ensley Yahudi. New Yorker, Condé Nast, Charles Townsend, Robert Schuberger Jr. Başkan Yahudi. Washington Post, sahibi Jeffrey Bezos, yayıncı Martin Byrne. Yahudi. Time dergisi CEO Jeffrey Bevkis, yayıncı Nancy Gibbs, Yahudi. Bu kadar mı? Değil elbette. Başka başka ülkelerde sahipleri başka ırklara mensup olsa da Yahudi haklarını koruyan ve yücelten onlarca yüzlerce kişi ve kurum var. Bunların ya hepsini ikna etmek ya da hepsini yenmek zorundasınız. İkna olmayacakları ortada. Kendi çizgisinde ilerleyen Türkiye'nin kötü bir örnek olduğunu biliyorlar. Durdurmak ve vurmak istiyorlar. Füzeyle değil, manşetlerle geliyorlar. Gelenlerin ve kapımızı çalanların kim olduğunu bildiğimiz sürece sorun yok. Yeter ki tuzağa düşmeyelim. Şimdiki gündemleri saraydan cumhurbaşkanı kaçırmak olmayacak. Olması mümkün değil ama deneyecekler. Bizde de bu işe balıklama girecek çok insan var. Bu topa girenleri unutmayın. İttifaklara bakın. Çıkan sonuçta hepsinin aynı yere çalıştığını sakın unutmayın. Bu öyle bir denklemdir ki kutuplarda bile şaşırtmaz. Ergündüler Takvim